Belki de Halap diye en çok gelen genel başkan benim. Geldiğim için de onur ve gurur duyuyorum. Sizlerle beraber olmak benim için bir şereftir. Onu da rahatlıkla söylüyorum. Belediye başkanını seçtiniz. Yeni bir kenti ayağa kaldırdı. Güzel bir kent yaptı Alaklı'yı. Ayağa kaldırdı. Karadeniz'in ikinci haline getirdi. Dedi ki daha önce taşeron işçileri vardı. Doğru dürüst aylıklarını alamazlardı. Aylıklarına zam yaptım ve iyi şartlarda yaşıyorlar. İnşallah CHP iktidarında bütün taşeron işçilerin hepsini kadroya alacağız. Kadrolu olacak hepsi. Önce sizinle küçük bir sohbet yapalım. 7 Haziran'da seçimimiz oldu. Vatandaş sandığa gitti, görevini yaptı, oyunu verdi. Ortaya çıkan tablo diyor ki, tek parti istemiyorum. Memlekette diktatör de istemiyorum. Gerginlik de istemiyorum diyor vatandaş. Oturun kendi aranızda anlaşın, hükümeti kurun, doğru dürüst Türkiye'yi adam gibi yönetin. Kavga yürütüde olmasın. Herkesin işi gücü olsun, herkesin işinde gücü de olsun. Evlerde huzur olsun, bereket olsun. Sizin verdiğiniz mesaj buydu. Bu mesajı en iyi okuyan partilisiniz. Oturduk, dediler ki koalisyon kuralım. Olur hayal dedik. Madem millet öyle istiyor, biz de milletin iradesine saygı göstereceğiz. Buyurun gelin, oturalım, koalisyonsa koalisyon kuralım. Amaç ne? Daha güzel bir Türkiye. Bölgesinde lider Türkiye. Sözü geçen Türkiye. İşsizliğin olmadığı bir Türkiye, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye, öyle bir Türkiye arzu ediyoruz bizim. Bölüşüm politikalarının iyi olduğu bir Türkiye, bölüşüm politikalarından şunu kastediyorum. Birileri hep zenginleşip, birileri hep fakirleşmesin. Bu memlekette katma değer yaratıyorsa, milli gelir artıyorsa, milli geliri de hakça bölüşelim dedi. Çünkü biz ecelik ilk kültüründen geliyoruz. Ne diyorsun rahmetli Ecevit? Ne ezen, ne eziyen. İnsanca hakça bir düzen diyordun. Biz de insanca hakça bir düzen olsun. Herkesin gibi para görsün dedik. Böyle bunları arzu ediyorsanız buyurun gelin koalisyon kuralım. Olmadı. Koalisyon kurulmadı. Birinci soru. Koalisyonun kurulmasına kim engel oldu? Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Kaçak Sarayı'nda oturan zat koalisyonun kurulmasına engel oldu. Bunu unutmayın. Bakın, bir kişiye yetki veriyorsanız, birinci parti yapıyorsanız ve ona hükümeti kurma görevini veriyorsa, kendi iradesini başka bir iradenin hipoteğine koymuşsa o bu ülkeyi yönetemez. Yani bir kişi, bir siyasetçi kendi iradesini, kendi gücünü birisine ipotek etmemeli. Oturmalı ve demeli ki vatandaş bana oy verdi. Söz hakkı bende. Koalisyon kurulacaksa onu ben kuracağım demeli. Ama bu iradeyi gösteremedi. Sıra bize geldi. Bize görev vermediler. Niçin vermediler? Ya CHP hükümeti kurarsa, evet biz hükümeti kurardık, adam gibi de yönetilir. Hiçbir ayrım yapmazdık. Bütün vatandaşlarımızı kucaklardık. Oy versin vermesin. Biz ayrıcı değiliz. Biz bölücü değiliz. Biz toplumu ayırmayız. Biz o ondandır, bu bundandır demeyiz. CHP iktidarında 78 milyona aynı gözle bakarız. Eğer bir vatandaşın çocuğu işsizse ona önce şu soruyu sormayacağız. Senin kimliğin ne? Senin inancın ne? Sen hangi partiye oy verdin? Onu sormayız. İşsizse onu iş bulacağız. O bizim vatandaşımız değil mi? Bizim vatandaşımız. Herkesi kucaklayacağız. Onlar bunu yapmadılar. Ve bize görev vermediler. Sandılar ki biz meydan meydan gezeceğiz, mağdur edebiyatı yapacağız. Biz mağdur edebiyatı yapmayız. Biz yetkimizi kaçak saraydan değil, biz yetkimizi milletten isteriz. Milletten ararız biz yetkimizi.
O nedenle geliyorum. Onlar ne anlatacaklardı hep merak ediyordum. Bizim 7 Haziran'da seçim bildirgemizi açıkladık, büyük bir kısmını diğer partilerden kopya ettiler. Örnek aldılar. Arkasından bizim seçim bildirgesine dediler ki, siz bunları yapamazsınız çünkü para yok. Kaynak yok dediler. Dün seçim bildirgelerini açıkladılar, dün. Bakın değerli vatandaşlarım, dün seçim bildirgelerini açıkladılar. Biz 7 Haziran'dan önceliği açıklamışsak, aynılarını aldılar, kendi seçim bildirgelerine koydular. Niye koydular? Emekliye kime aç verecek diyorduk. Ramazan bayramında, kurban bayramında emekliye kime aç verecektik diyoruz. Efendim parayı bulamazsınız, para yok. Şimdi onlar da koydular. Bu neyi gösteriyor? En sağlıklı hesabı, en tutarlı hesabı, en güzel hesabı, vatandaş lehine davranan en güzel hesabı yapan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar da teslim ettiler. Kaşonun içine kadını vereceğiz dedi. Veremezsiniz dediler. Nereden vereceksiniz bu kadını? Bir baktım, onlar da koymuşlar. Taşların içine kadını vereceğiz. Eyvallah. Çok memnun oldum. Vereceksiniz tabii. Vermezseniz vereceğiz. Vereceğiz taşların içine kadını. Taşonun asgari ücrete mahkumiyeti bitireceğiz. Dedim ki asgari ücret 1500 lira olacak. Bizi gittiler işverenlere şikayet ettiler. Dediler ki nasıl bunlar 1500 lira yapar? Dün baktım onlar da koymuşlar. Asgari ücret 1300 lira olacak diyor. Olacak olacak. İnşallah olacak. Milletin iradesiyle olacak. Sizin iradenizle olacak. Eski algılarınızı değiştirin. CHP'ye bakış açınızı değiştirin. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Sizin partinizdir. Sizin için çalışır. CHP'nin siyaset anlayışında siyasetçi cebini doldurmayacak. Vatandaşın cebi dolacak. Vatandaş zenginleşecek. Vatandaş köşeyi dönecek. Vatandaşın huzuru esastır. Biz bunu istiyoruz. Diyorum ya, eski algıları tümüyle değiştirin. Ve değiştiriyoruz da. Ne diyorlardı? CHP proje üretemez. CHP Türkiye'nin gerçeklerini bilemez. Şu CHP var ya CHP diye başlarlardı. Bunlar hep kavga ederler derlerdi. Buyurun bakın. Son iki seçim bildirgesine bakın. Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? En nitelikli kadrolar CHP'de var. Düşünen kadrolar CHP'de var. Onlarda böyle bir kadro olsaydı seçim bildirgelerini bizden önce ederlerdi ki CHP bunları düşünemedi, biz düşünüyoruz diye. Bakınız biz geçen seçim bildirgemizde olmayan ama bu seçim bildirgemize iki önemli konu daha koyduk. Şehit yakınları ve gazilerimizdir. Her gün şehitlerimiz geliyor. İçimiz kan ağlıyor. Biz ne kadar ağlarsak ağlayalım, ne kadar üzülersek üzülelim ama sonunda ateş düştüğü yeri yapıyor. Gittiğim her şehit cenazesinde şehidin annesi şunu söylüyor. Benim oğlum öldü. Başka anneler ağlamaz. Ne olursunuz bu sorunu çözün diyor. Çözemediler. Çözmek de istemiyorlar. Şu soruyu her Allah'lı kardeşim kendisine sorsun. Ne oldu da 7 Haziran'dan sonra ülke kan gölüne döndü? Ne oldu? Ne oldu? Kim buna yol açtı? Gelin sizden 400 milletvekili verin dediler. 400 milletvekili vermezseniz ülke felakete sürüklenir dediler. 7 Haziran'dan sonra 400 milletvekili çıkmadı, ülke kan gölünde. Sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir arkadaşlar. Açık ve net. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu işin sorumlusu siyasilerdir. Biz açık yüreklikle şunu söyledik. Bu sorunu ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözer. Neden? Çünkü CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Bu ülkenin kurucu partisidir. Bu sorunu ancak CHP çözer. Neden?
Çünkü CHP'nin genlerinde Kuvayi Milliye vardır. Ülkemizi severiz biz. Ayrım yapmayız. Hiç kimsenin ötekileştirilmesini istemeyiz. Herkese aynı gözle bakarız. Seçim meydanlarında söylüyorum. Diyorum ki insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla bizim başımızın tacıdır diyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Çünkü CHP halkın partisidir. Hangi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, hangi yaştan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin, CHP bütün vatandaşların sorununu çözmek zorundadır. Bunun için biz yola çektik. Bunun için mücadele ediyoruz. Bakın Alaplı'ya alalım. Daha önce tersaneniz vardı burada değil mi? 10 bine yakın gençlik çocuklarımız orada çalışıyordu. Herkesin şuraya bu şekilde bir gelini vardı. Ne oldu bu tersaneler çıktı? Ne oldu? Birileri köşeyi döndü, siz fakirleştiniz. Size sözüm söz. Bana yetkiyi verin. Bana yetkiyi verin. Ben öyle 10 yıl, 15 yıl yetki de istemiyorum. Sizden sadece 4 yıl yetki istiyorum. 4 yıl yetki verin, bu ülkeyi ayağa kaldıracağım. Bu ülkeyi işsizlik belasından kurtaracağım. Yoksulluk belasından kurtaracağım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Örnek mi istiyorsunuz? Alaplı'ya bakın. Bir belediye başkanı seçtiniz. Bakın Alaplı'ya ne yaptı? Emin olun bölgenin merkezi haline getirdi. Elinde Türkiye'yi düşünün. Kardeş kavgasının olmadığı bir Türkiye. Huzurun ve barışın olduğu bir Türkiye. Bütün güzelliklerin olduğu bir Türkiye. Kadın erkeğin eşitliğinin olduğu bir Türkiye. Kadınların güler yüzle, sevgiyle, rahatlıkla çocuklarını okula gönderdikleri bir Türkiye. Beslenme çantasının olmadığı, tam gün eğitimin olduğu, çocukların öğretmenleriyle beraber okulda bedava yemek yiyor, ne yemeği yediği bir Türkiye. Öğretmenlerin toplumun kanaat önderi olduğu, toplumun lideri olduğu bir Türkiye. Öğretmenlerin aşı iç peşinde koştuğu bir Türkiye değil, çocuklarımızı yetiştirdiği bir Türkiye. Dış politikada barışın olduğu bir Türkiye. Bakın, Churchill'e sormuşlar. İngiltere'nin dostu var mı diye. Churchill demiş ki, İngiltere'nin dostu değil, İngiltere'nin çıkarları var demiş. Aynı şeyi biz düşünüyoruz. Türkiye'nin Orta Doğu'da da, Kafkaslar'da da, Avrupa'da da çıkarlarının olması lazım. Narenciyi satamıyoruz. Niçin? Kim alacak? Suriye almıyor, Irak almıyor, Mısır almıyor, Rusya almıyor. İran'ın zaten kendi narencisi var. Eskiden bütün bu ülkelere mal satardı. Bizim tırlarımız giderdi. Milyonlarca dolar gelirdi o ülkelerden. Şimdi olmuyor. Niçin? Kavga ediyoruz. Niye kavga ediyoruz? Bizim sanki hiç işsizliğimiz yok. 2.225.000 Suriyeli kardeşimiz oldu. Şimdi bir de onlara bakıyoruz. Onlar da baktılar Türkiye'de bir şey yok. Şimdi Avrupa kapılarına dayandılar. Avrupa'ya gideceğiz diyorlar. Daha iyi bir hayat istiyoruz diyorlar. Bakın hiçbirisi Mısır'a gideceğiz demiyor. Suudi Arabistan'a gideceğiz demiyor. Katar'a gideceğiz demiyor. Nereye gideceğiz? Avrupa'ya gideceğiz. Neden? İnsana değer veriyor da ondan. Bari oraya gideyim diyor. Orada hukuk var diyor. Orada adalet var diyor. Orada insan hakları var diyor. En iyisi oraya gideyim diyor. Biz kendi ülkemize hukuku getireceğiz. Adaleti getireceğiz. Ayrılık yapmayacağız. Bir seçim bildirgemizde demiştik ki hakimler savcılar yüksek kurulu ikiye ayıracağız. Hakimler yüksek kurulu olacak. Savcılar yüksek kurulu olacak. Dün baktım bizim bölümü aynen alıp
kendi seçim beyannamelerine koymuşlar. Eyvallah, koysunlar. Hiç itirazım yok. Zonguldak'ın bir başka özelliği daha var. En büyük gücü veren şehrimiz. Genç nüfus azalıyor. Zonguldak şu anda yaşlı bir nüfus haline, bir kent haline dönmüş durumda. Oysa burası emeğin başkenti. Evet, oysa burası emeğin başkenti, çalışanların başkenti, üretenlerin başkenti, alın terinin başkenti. İmal ettiler. 13 yıldır imal ettiler. Dediğim gibi ben sizden yetki istiyorum. Dışarıdan kömür geleceğine benim kömürümü çıkaracağız. Bizim kömürümüzü çıkaracağız. Dışarıdan işçi getireceğimize kendi işimiz, gencecik çocuklarımız çalışacak. Eğer bir AKP milletvekiliyle karşılaşırsanız ona şu soruyu sorun. Deyin ki ya bizim ülkemizde milyonlarca çocuğumuz aç ve işsiz. Niye yabancıların çalıştırılması hakkında bir kanun getirdiniz de mecliste kabul ettiniz? Yani bizim çocuğumuz işsizken yabancılar niye gelecek Türkiye'de çalışacak? Böyle bir kanunu niye getirdiniz? Hangi gerekçeyle getirdiniz? Bir şunu bir anlat da ben de bir dinleyeyim diye. Derse ki böyle bir kanun çıkarmadık, milletvekili arkadaşlarıma söz, o kanunu sizin önünüze koyacağım. Hangi resmi gazetede yayınlandığında size göstereceğiz. Söyleyemezler. Ama biz sizi düşünüyoruz. Türkiye'yi düşünüyoruz. Kavgadan uzak duruyoruz. Gerilimden uzak duruyoruz. Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz. Dedik ki neden koalisyonda varız biz? Milletin iradesine saygı gösterdiğimiz için. Millet tek partiyi iktidara taşımadı. O zaman koalisyon olacak. Avrupa ülkelerine bakın, yarısından fazlası koalisyonlarla yönetiliyor. Milli irade böyleyse milli iradeye saygı göstereceğiz. Ama dediler ki olmaz bu. Niçin olmaz? Niçin olmaz? Çünkü dediler ki benim ağzımdan, benim iki dudağımdan çıkan irade milli iradedir. Milletin iradesi değil. Biz de tam tersini düşünüyoruz. Milletin iradesi başımızın üstüne, bir kişinin iki dudağından çıkan irade milli irade olamaz. Olamaz. Hükümet kurulsaydı ne olacaktı? Emin olun, hükümet kurulsaydı şimdi asgari ücret 1500 lira olacaktı. Hükümet kurulsaydı 800 bin taşeron işçisi kadrolu olacaktı. Hükümet kurulsaydı geçen Kurban Bayramı'nda emeklilerimiz ilk maaş ikramiyelerini almış olacaklardı. Hükümet kurulsaydı tüketici kredisi borcu ve kredi kartı borçlarına uygulanan faizlerin en az %80'i silinmiş olacaktı. Vatandaşı borç batağından büyük ölçüde kurtarmış olacaktı. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Çünkü bunlar dedik ki görüşmelerde bunlar olmazsa bizim bu koalisyonda yer almamızın hiçbir sebebi yok. Bunların olması lazım. Biz vatandaşa söz verdik. Para yok diyorlardı. Şimdi onlar da koydular. Onlar da biliyorlar ki para var. Bakın sevgili adaylar şunu unutmayın. Biz getirdiğimiz her öneriyi ölçtük, biçtik, tarttık ve öyle koyduk. Ben devlete 27,5 yılımı verdim. 27,5 yıl. Ve birazdan devlete 27,5 yılımı verdim. Bütçe nasıl yapılır? Vergi nasıl toplanır? Para nasıl harcanır? Bunların hepsini bilirim. Mevcut kadroda bütçe nasıl yapılır bilen bir tek adam yok. Para nasıl harcanır bilen bir tek adam yok. Emin olun bak, bir tek kişi yok. Fakir fukaralıktan gelip de fakirin sırtına bindiler. Ben de fakir fukaralıktan geldim. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir Anadolu köyünde doğdum. Annem babam, rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da okuma yazma bilmez. Üniversiteye giden 7 kardeşten sadece benim. Devletin en önemli görevlerine geldim. Ve her yerde şunu söyledim. Eğer ben bugün devletin en önemli makamlarında görev yaptım ve CHP genel başkan olduysam bunu Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in sayesinde oldum. C
Cumhuriyete çok şey borçlu. Kendi tarihimizi bize unutturmaya çalıştılar. Cumhuriyete çok şey borçlu. Rahmetli Atatürk der ki, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir der. Birilerine sahip çıkılacaksa ona Cumhuriyet sahip çıkacak. Başımızda bir sultan olsaydı, bir diktatör olsaydı, Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünden nasıl birisi gelir devletin en önemli makamlarına gelirdi? Ve samimi olarak söyleyeyim, nasıl Abdullah Gül gelirdi Kayseri'den Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı olurdu? Cumhuriyetin sayesindedir bunlar. Hiç kimse unutmasın. Siyasi görüşü ne olursa olsun hiç kimse unutmasın. Sandığa gidiyoruz, oylarımızı kullanıyoruz. Demokrasinin gereğidir bu. Ama eğer hükümet kurulmuyorsa nedeni siz değilsiniz. Sebebi siyasilerdir. Siyasilerdir. Eğer Türkiye bugün gerilim yaşıyorsa sebebi siz değilsiniz. Siyasilerdir. 30 yıldır Türkiye'nin en temel sorunu çözülmüyorsa nedeni siz değilsiniz. Siyasilerdir. Eğer dış politikada Türkiye bir çıkmazın içine girmiş, Suriye'deki kardeş kavgalarının bir parçası olmuşsa sebebi siz değil, siyasilerdir. Ama sizin de sorumluluğunuz var. O siyasileri oraya kimler taşıdı? Kimler taşıdı? Çok iyi niyetlerle oy kullandınız. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dediniz. 13 yıl kredi açtınız. 13 yıl. Şimdi geliyorlar sizin önünüze. Ben de merak ediyordum. Size ne söyleyecekler oy almak için? Dün bir baktım, bizim seçim bildirgesini örnek almışlar, sizin önünüze gelecekler, emekliye biz de para vereceğiz, efendim asgari ücreti biz de artıracağız. İyi de 13 yıldır niye yapmadın kardeşim? CHP söyledikten sonra mı aklın başına geldi? Çözüm süreci bitti, batağa saplandılar. Ne diyorlar? PKK bizi kandırdı. Yalan. Ya sen çocuk musun? Çocuk musun sen? Sen devleti yönetiyorsun. PKK seni kandırıyorsa senin başbakanlık koltuğunda ne işin var? Ne işin var? Askerleri hapse attılar. Bir sürü genelkurmay başkanını terörist diye hapse attılar. Biz sahip çıktık. Yapmayın, etmeyin dedik. Yazık, günahtır bu memlekete dedik. İnsanları suçsuz yere hapse atmayın. Sen bilmezsin dediler. Biz o davaların savcısıyız. Aradan süre geçti. Orduya kumpas kurdular. Ne oldu? Paralel bizi kandırdı. Biliyor musun? Herkesin kandırdığı bir hükümeti, herkesin kandırdığı bir hükümet Türkiye'yi yönetebilir mi? Herkesin oyuncağı olan bir hükümet Türkiye'yi yönetebilir mi? Onun için diyorum, bu seçim eski algılardan kurtulma, düşünerek sandığa gitme seçimidir. Düşünerek gideceğiz. Oturacağız, hep beraber düşüneceğiz. Bizi öldürdüler, ayrıştırdılar. Türkiye hiçbir zaman bu kadar bölünmemişti. Komşumuzun kimliğini soruyoruz. Bakalım hangi kökenden? Efendim arkadaşımızı soruyoruz. Acaba inancı ne? Türkiye niye bölünüyor arkadaşlar? Kişinin inancı kendisine aittir. Kişinin kimliği kendisine aittir. Hangi biz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahibiz? Ama hepimiz annemizle babamızla gurur duyarız. Türkiye dünyanın en güçlü ülkesidir. Ama iyi yönetemediler. Kendisine Suriye krizi öncesinde bakın. Tarih vereyim. 24 Ağustos 2012'de bir mektup yazdım. Dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a. Dedim ki Suriye sorununu böyle çözemezsiniz. Gelin Suriye'de, Suriye için Türkiye'de bir uluslararası Suriye konferansı toplayalım. Rusya'yı çağıralım. Amerika'yı çağıralım. Avrupa Birliği'ni çağıralım. İran'ı çağıralım. Arap Ligi'ni davet edelim. Ve Suriye'de çarpışan tarafları da davet edelim. Ve Türkiye sorun çözen ülke konumuna gelsin. Çünkü Orta Doğu'da ne zaman bir sorun yaşasa hep gelir Türkiye'ye başvururlardı. Gel araya gir, bizim sorunumuzu çöz derlerdi.
Şimdi tam tersini yaptılar. Siz anlamazsınız dediler. Şimdi tam tersini yaptılar. Hayır dediler, biz sorunun parçası olacağız. Ve Orta Doğu'dan Türkiye dışlandı. Avrupa Birliği'nden Türkiye dışlandı. Uygar dünyadan Türkiye dışlandı. Yeniden Türkiye'yi güçlü rayına oturtmamız lazım. Onun için yeni bir hükümete ihtiyacımız var. Sevgili Alaplı kardeşlerim, bunu bütün samimiyetimle size söylüyorum. Bunu bir siyasi söylem olarak da düşünmeyin. Kendi vicdanınıza sorun. İyi yönetselerdi derdi ki iyi yönettiler. Ama iyi yönetmediler. Yönetemediler. Birileri sabah akşam kandırdı. Bu güzel ülkeyi, bu güzel ülkeyin bölgesel lideri yapmak mümkün. Saygın kılmak mümkün. Bakın, eğitim sistemi Allah kullak edildi. 13 yılda 12 sefer eğitim politikası değiştirildi. Ya bizim çocuklarımız delik mi Allah aşkına? Her bakan değişiyor, eğitim politikası değişiyor. Anneler çocuklarını hangi okula gönderdiklerini bile bilmiyorlar. Bir bakıyorlar, 10 kilometre ötedeki okula çocuk kaydedilmiş. Ya nasıl olur? 10 kilometre ötedeki okula çocuk kaydedilir. Hepsini değiştireceğiz. Ama bunun yolu bana yetki vermenizden geçiyor. CHP'ye yetki verin. İşçiden yetki istiyorum. Emekliden yetki istiyorum. Öğretmenlerden yetki istiyorum. Memurlardan yetki istiyorum. Çiftçilerden yetki istiyorum. Gençlerden yetki istiyorum. 2015 son seçim bildirgemizi gençler aldı. Gençleri hep olağan şüpheli olarak gördüler. Oysa bir ülkenin geleceği gençlerdedir. Ve gençler babalarını, annelerini aşmak durumundadır. Bizden daha iyi öğrenmek, bizden daha iyi dünyayı sorgulamak durumundadırlar. Gençleri suçlu olarak görürsek olmaz. Gençler taşkınlık yapıyor. Yaparlar arkadaşlar. Genç de zaten. Delikanlı diyoruz zaten. Delikanlıdır dediği zaman, bir taşkınlık yaptığı zaman öldürelim mi genci? Hayır. Hoşgörülü davranalım. Nasihat edelim yeri geldiğinde. Ona daha iyi imkanlar sağlayalım. Çünkü o genç bizim çocuğumuz. Bu ülkenin evladı. Bayrağına sahip çıkıyor. Vatanına sahip çıkıyor. Bakın şehitlerimiz geliyor. Tamamı genç. Tamamı genç. Son seçim bildirgemize iki konuyu daha ilave ettik. En çok şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen genel başkan benim. Onların dertlerini dinlerim. Sadece CHP'nin genel merkezinde şehit yakınları ve gazilerle ilgili bölüm vardı. Diğer siyasi partilerde yoktur. Onlar gelir dertlerini anlatırlar. Diyorlar ki bazen derdimizi anlatacağımız makam bulamıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na mı gidelim? Adalet Bakanlığı'na mı gidelim? Maliye Bakanlığı'na mı gidelim? Biz de şaşırdık. O oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor. Dedik ki o zaman şehitler ve gaziler yüksek kurulu kuracağız ve başbakanlığa bağlı olacağız. Siz dertlerinizi geleceksiniz, o kurulu anlatacaksınız. O kurulda da şehit yakınları ve gazilerimiz de olacak. Dertlerini birinci elden çözeceğiz. Sağlık sorunları var. Bir protez almak için 50 yere başvuruyorlar. Bir protez. Gazi olmuş, ayağını kaybetmiş. Elini, iki elini, gözünü kaybedenler var. Protez taktıracak. 50 yerden para isteniyor, 50 dereden su getiriliyor. Onlara da şu sözü verdim. Dedim ki hiç meraklanmayın. Kendi seçim bildirgemize koyacağız. Milletvekilleri hangi sağlık haklarından yararlanıyorlarsa şehit yakınları ve gazilerimiz de aynı haklardan yararlanacaklar. Fırsat bulup bunu örnek almamışlar. Bunu da herhalde bir sonraki seçim beyannamelerinde örnek olarak alacaklar. Örnek almaları güzel. Bakın söyleyeyim, güzel. Çünkü doğruyu eğer toplumun tüm kesimi kabul ederse onun gerçekleşme şansı çok daha yüksek olur. O nedenle söylüyorum, en iyi kadrolar bizde, en iyi yöneticiler bizde, en iyi düşünen beyinler bizde. Biz seçim bildirgesini hazırlarken oturup bir odada yazmıyoruz. Yazdıktan sonra onu
ilgili kesimlere soruyoruz. Bakın taşeron işçileri derneklerinin tamamını çağırdık. Dertlerini dinledik. Emekli derneklerini çağırdık, dinledik. Dertlerini dinledik. Yani geleceği birlikte kuruyoruz diye toplantılar yaptık. Herkesi dinledik. İşçi sendikalarını dinledik. Memur sendikalarını dinledik. Doğa yakınlarını, doğa haklarını savunan Yeşiller grubunu dinledik. Hepsine sorduk. Sizin derdiniz nedir söyleyin. Haklıysa seçim bildirgemizi alacağız. Tamamını onlarla birlikte gerçekleştirdik. Gençleri çağırdık. Gençleri dinledik. Ne istiyorsunuz CHP'den? Ne istiyorsunuz? Neyin gerçekleşmesini istiyorsunuz? Onların tamamını yaptık. Kadın kardeşlerimizi okul aile birliklerinde çağırdık. Sevgili kadınlar, bu seçim bildirgemizi aldığımız bir şey daha var. Henüz onlar fark edemediler. Okul aile birliklerinin tamamını yasal statüye kavuşturacağız. Ve okul aile birliklerinde görevli anne baba okul yönetiminde söz sahibi olacak. Okulda öğretmen boşluğu varsa müdahale edecekler. Temizlik sorunu varsa müdahale edecekler. Kadro sorunu varsa müdahale edecekler. Sizin bu müdahalenize yasal alt zemin hazırlayacağız. Müdahale ederken gücü kanundan alacaksınız, yetkiyi kanundan alacaksınız. Çünkü o çocuklar hepimizin çocuğu. Onların iyi eğitim görmesini isterim ben. İyi okumalarını isterim ben. Bunun için mücadele ediyoruz. Son söz. Bir şeyi unutmayın. Ve gittiğiniz her yerde rahatlıkla söyleyin. Saraya hizmet eden başbakan istiyorsanız adres belli, yer belli, isim belli, Davutoğlu. Halka hizmet eden, halk için çalışan bir lider istiyorsanız, bir parti istiyorsanız yer belli, adres belli, lider belli, Kılıçdaroğlu. Yani özetle saray için çalışan Davutoğlu, halk için çalışan Kılıçdaroğlu. Hiçbir ayrım yapmıyor da yapmadan. 78 milyonu kucaklayan, herkesi baş tacı eden, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, ülkeye barışı getirecek olan tek partimiz. Bakın diğer partiler birbirleriyle görüşüyorlar. Biz bütün partilerle görüşüyoruz. Bakın koalisyon görüşmelerinde ilginç bir şey oldu. HDP ile MHP iki zıt kutup biliyorsunuz. Ama iki parti de dedi ki koalisyon kurulacaksa mutlaka CHP olmalı. Neden? Çünkü CHP Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Ayrım yapmaz CHP. Türkiye'yi kucaklar CHP. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Anneler, ellerinizden öpüyorum. Sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili anlatılar. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki esnaf geldi, işçi geldi, köylü geldi, çiftçi geldi, emekli geldi. Hadi Alaplı sen de gel diyor. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor Kemal Başkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu çok teşekkür ediyor. Şimdi buradan hep birlikte Atatürk Anıtı veya Atatürk Meydanı'nın açılışını yapmaya gidiyoruz. Yürüyerek arkadaşlar.